Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnım pür koton ipliğiyle hazırladığım tığ işi çok farklı güzel bir zikzak model tarif edeceğim. Şöyle modeli yakından sizlere göstermek istiyorum. Çok güzel bir örnek. Yapımı da inanılmaz kolay. Böyle çok karmaşık gibi görünebilir ama hiç öyle değil. Gerçekten çok keyif alarak çalıştım. Bunu nerelerde kullanabiliriz? Battaniye yapımında kullanabilirsiniz. Şal, atkı hazırlayabilirsiniz. Yeleklerde, ceketlerde kullanabilirsiniz. Bununla paspaslar, kilimler, aklımıza gelebilecek birçok örneği çalışabiliriz. Gerçekten güzel bir örnek. Umarım sizler de beğenir ve denerseniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Spagetti yarnım pür koton ipliğiyle çalışıyorum. Ben içeriği %100 pamuk olan bir iplik dokusuna bakın yakından bu şekilde. Tığ numaram da 3 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Burada işe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra ördüğümüz ayardan mutlaka bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi hazırlıyoruz. Bu model böyle zikzaklı ilerlediği için, bakın dalgalı bir örnek olduğu için, mutlaka zincirlerinizi yapacağınız örneğin iki katı şeklinde çekmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü zincirler toplanacak. Mutlaka zincirlerinizi fazla fazla çekin. Artan zinciriniz olursa sonradan keserek ya da sökerek de çıkartabilirsiniz. Modeli ilk sırada kurduğumuz için başlangıç zincirlerini saymakla hiç vakit kaybetmiyoruz. Burada istediğimiz ölçüye gelene kadar fazla fazla başlangıç zincirlerimizi çekerek hazırlıyoruz. Şimdi burada küçük bir örnek tarif edeceğim için bu kadar zincir çekmek benim için yeterli. Şimdi burada tığımın başına doluyorum. Baştaki 1, 2, 3 zinciri bırakıp 4. zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıyorum. 3 ilmeğim var, doladım. İkisini birlikte tekrar doladım. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyorum. Tığımın başına tekrar dolayarak bir sonraki zincirin içerisine batarak ilmek çıkardım. İkili trabzan örüyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Bakın 3 zincir, 2 tane trabzan yan yana ördük. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip 3 zincirden sonra sıradaki zincirin olduğu boşluğa direkt batıyorum. İlmek çıkardım. Burada bir kaydırma yapıyorum. Bakın. Buradaki ilk noktayı yaptık. Kaydırmadan sonra tığımın başına doluyorum. Baştaki, bakın 1, 2, 3 zincir bırakıp 4. zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyorum. Tekrar doladım. Bir sonraki zincire batarak tekrar ikili trabzan örüyorum. Bakın aşağı inmiş olduk. Şimdi burada 1, 2, 3, 4. zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Bakın üst kısım, alt kısım. Şimdi yukarı kısmı yapacağız. 1, 2, 3 zincir doluyorum. Bir sonraki zincirin içerisine batarak ikili trabzan örüyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Tekrar doladım. Bir sonraki trabzana batarak yine ikili trabzan örüyorum. Şimdi baştaki yaptığım işlemi birebir tekrar edeceğim. Bakın bir üst, bir alt, bir üst, bir alt şeklinde örnek kendini tekrar edecek. Birlikte yapalım. İki tane trabzanı ördükten sonra 1, 2, 3 zincir. Hemen bir sonraki zincire, bakın 3 zincirden sonra direkt batıp ilmek çıkarıp kaydırmamızı yapıyoruz. Sonra direkt tığın başına dolayarak burada 1, 2, 3, 4. zincirin, bakın 4. zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz. Doluyoruz. Bir diğerin içerisine batarak tekrar trabzan. Sonra bakın 2 tane trabzan ördükten sonra bu şekilde 1, 2, 3, 4. trabzanın içerisine batarak ilmek çıkarıp kaydırmayı yaptık. Şimdi burada nasıl başlamışsak o şekilde bitirmemiz gerekiyor. Yani bakın burada yukarıyla başladık, yukarıyla bitirmemiz gerekiyor. Bunun için şimdi üst kısmı yapacağız son olarak. Bunun için de 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkmış oluyoruz. Doladık. Bir sonraki zincire batıp ikili trabzan doluyoruz. Bir sonraki zincire batıp ikili trabzan. Tekrar doladık. Bir diğer zincire batıp ikili trabzan örerek, bakın 4 tane zincirle beraber trabzanı elde etmiş olduk. Başta da kaç tane vardı? Zincir, 2 trabzan, zincir noktası vardı. Burada zincir,
Trabzan, Trabzan, Trabzan. Buradaki Trabzan zincir gibi düşünebilirsiniz. Yani dörde tamamlamış olduk. Bakın şöyle yakından göstermek istiyorum. Örneği bu şekilde kurduk. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Bunun için de 1, 2, 3 zincir çekip örgümüzü ters çeviriyoruz. Tığımızın başına dolayarak bakın şimdi başak şeklinde duran şu kısımları çalışacağız. Dış kanatlarına batacağız. Bu kısımlar önemli. Şimdi 3 zincirin olduğu nokta şu dip kısma hemen gelen ilk boşluğa batmıyoruz. İlk boşluk zincirin boşluğu olduğu için bir diğer bakın noktanın buradaki başak şeklinde duran noktanın dış kanalına batıp ikili trabzan örüyoruz. Doladık bir diğer noktaya batıp dış kanada ikinci ikili trabzanı örmüş oluyoruz. Yani trabzan üzerine trabzan gelmiş oluyor. Sonra 1, 2, 3 zincir çekip burada çekmiş olduğumuz zincir noktası var. Bakın üçüncü zincir. Hemen şu üçüncü zincirin içerisine direkt batıp hemen tepesine batıp ilmek çıkarıp kaydırma yapıyoruz. Bakın kaydırmayla bu noktaya bağladık. Şimdi direkt doluyorduk bu noktada. Zincirleri sayıp dördüncü noktaya batıyorduk. Şimdi burada zincir olduğu için bu noktayı saymaya gerek yok. Yani burada hazır olduğu için trabzanlar. Direkt tığımın başına doluyorum. Burada bakın iki tane trabzan noktası var. Bir, iki. Biz bu trabzanların tepesine trabzanlar örerek geçiş yapacağız. Direkt tığımızın başına doladıktan sonra gelen ilk trabzanın tepesine bakın şöyle dış kanadına batıyorum. Başak şeklinde duran ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum. Doladım. Bir diğer trabzanın tepesine bakın hemen şu tek kanadına batıp şöyle göstermek de istiyorum. Bakın buradaki dış kanada batıp iki tane yan yana trabzanı alt kısımda ördük. Şimdi burada 3 zincirimiz var. Biz bu bakın 1, 2, 3. zincirin içerisine direkt batıyoruz. Buradaki zincire batıp ilmek çıkarıp kaydırma yapıyoruz. İlk sıradaki aynı teknik ama şimdi artık araları dolduruyoruz. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıp buradaki tepe noktayı çalışacağız. 3 zincirle yukarı çıktıktan sonra yine 2 tane trabzan noktası var ve biz bunların dıştaki kanatlarına batacağız. Bakın. Buradaki trabzanın hemen şöyle dış kanadına batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Doladım. Bir diğer trabzanın hemen şöyle bakın tepesine dış kanadına batıp ikili trabzan ördük. 3 zincir, 2 tane yan yana trabzan. Tekrar aşağı inmek için 1, 2, 3 zincir. Hemen buradaki zincirle ilk noktaya batıyorum. 3 zincir vardı. Bakın zincirli noktaya batıp içine ilmek çıkarıp kaydırmayla bu tepe noktayı tamamlamış oluyorum. Şimdi yine tığımın başına dolayarak 2 tane trabzan noktası var bu arada. Hemen bu iki trabzan noktasını da örüyorum. 1, 2. Sonra burada 3 zincirlik boşluk var. Buradaki tepedeki zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıp kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıp şimdi bitiş olduğu için 3 tane trabzanla bitişimi yapacağım. Bunu da yine dış kanatlarına batarak yapacağım. 2 tanesine. Üçüncüyü tepesine batarak yapacağız. Bakın sağlam olması için 2 taneyi bu şekilde ördük. Trabzanların tepesine doluyorum. Üçüncü zincirin de içerisine batıp ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum. Bakın tepe noktasına batarak bitirdim. Şimdi eğer örgüme devam edeceksem eğer birebir aynı teknik bakın. Model sürekli birinci sırayı yaptıktan sonra sürekli ikinci sırayı tekrar ederek sürekli tek sıradan oluşuyor zaten. Hep kendini tekrar ederek bu şekilde ilerleyecek. Bir yukarı, yukarı çıkıp boşluklara dolduracağız. Yukarı çıkıp boşluklara dolduracağız. Yukarı çıkıp bitireceğiz. Şimdi burada ben renk değiştirmek istediğim için ben iki sırada bir renk değişikliği yaptım. Renk değişikliğini de göstermek istiyorum. Eğer renk değiştirmek istemezseniz bunu bu modeli Ebru'yla böyle batik iplerle de çalışabilirsiniz. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi burada bir tane zincir çekip ipimizi yeteri kadar kesiyoruz. Sonra bu ipi de gizlemiş olacağız. Şimdi burada ipi çıkarttım. Bakın böyle koydum. Hemen bir diğer rengimi alıyorum. Burada farklı bir renk aldım. Şimdi hemen bakın ipi bu şekilde tutarak bir tane zincirle bir ilmek oluşturuyorum. İlmeğimi oluşturduktan sonra tığımın başına doluyorum. Şimdi bakın burada bittim. Örgüyü çeviriyorum. Normal sanki ipi hiç kopartmamışım gibi devam edeceğim. Tığımın başına doluyorum. Direkt bakın burada son ördüğüm trabzanın tepesine batıyorum. Mutlaka tepeye batıyorum. İlk ve son trabzanları tepeye batarak çalışıyorum.
Direkt tepesine batıp ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Şimdi doluyorum. Bakın şu iki tane trabzan var örülmüş yan yana. Bunların dıştaki kanatlarına batarak örüyorum. Tepedeki dıştaki kanatları bakın. Bu noktaya batıp ikili trabzan. Yine aynı şekilde batıp tekrar trabzan. Şimdi burada 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bakın birebir aynı ikinci sırayı tekrar ediyoruz. 3 zincirden sonra buradaki zincirli nokta var. Hemen bu zincirin ilk zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıp kaydırma yapıyoruz. Direkt doluyoruz. Alt kısımda 2 tane trabzan var. Bakın 2 zincir arasında kalan trabzan noktası var. Bunların şu tepe noktalarına 1, 2. Bu iki noktaya batarak örgümüzü çalışıyoruz. İkili trabzan olarak birinci trabzan. İkinci trabzan aşağıyı doldurmuş olduk. Şimdi birleştirme yapacağız. Buradaki zincirli noktanın ilk noktasına batıp tepesine, bu tepedeki noktaya batıp kaydırma yaptık. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyoruz ve burada bulunan 2 tane trabzanı bakın aynı şekilde öreceğiz. Çok çok kolay bir örnek, dediğim gibi elinize aldığınız zaman, küçük bir örnekle çalıştığınız zaman bunu sizler de çok rahatlıkla göreceksiniz. Şimdi 3 zincir, 2 tane trabzanımızı ördük. Yine aşağı inmek için 3 zincir çekip buradaki zincirin içerisine direkt batıp kaydırmamızı yapıyoruz. Doladık. Altta kalan yine bakın 2 tane trabzan noktası var. Bunlara batarak yan yana 2 tane trabzanımızı örerek alt kısmı dolduruyoruz. Hemen zincirli nokta geliyor. Hemen buradaki zincirin de tepe noktasına batıp kaydırmamızı yaptık. 3 zincirle yukarı çıkıp şimdi 2 tane trabzanı yine bakın diğer kısımlarda olduğu gibi bu 2 noktayı öreceğiz. 2 tane yan yana trabzanımızı örüyoruz. 1, 2. Şimdi zincirli nokta geliyor. Bitiş olduğu için zincir çekmiyoruz. Doladık. Direkt zincirin tepesine, 3. zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıp ikili trabzanla bitiş yapıyoruz. Sonra tekrar 1, 2, 3 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Bakın birebir aynı örneği tekrar diyoruz. Doladık. Bakın şu ilk nokta zincirin olduğu için buna dokunmuyoruz. Bir diğerine, dış kanadına batıp 2 tane yan yana şimdi trabzanı öreceğiz. Sonra bakın yukarıdayız. Aşağı inmemiz gerekiyor. 3 zincir çekerek buradaki zincirin içerisine batıp kaydırmamızı yapıyoruz. Sonra alt kısımdaki yine bakın 1-2 nokta var burada. Bu iki noktaya trabzan örerek 2 tane trabzan direkt örüyoruz. Sonra yine zincirli noktaya batıp kaydırma ile birleştirme yapıyoruz. Sonra tekrar 3 zincirle çıkıp bakın sürekli aynı sırayı tekrar etmiş oluyoruz. Bu şekilde model kendini sadece bir sıradan oluşuyor. İlk sırayı kurduktan sonra bakın sadece zincirli nokta belki farklı gelebilir. Bundan sonra yapacağımız işlem İkinci sıranın tamamen aynısı. Şöyle bakın, büyük örnekte de göstermek istiyorum. Ben iki sırada bir renk değişikliği yaptım. Böyle boyutlu çok güzel bir örnek çıkıyor ortaya. Şöyle diğer tarafını da gösterelim. İki tarafta da kullanılabilir. Bunlarla battaniyeler, şallar hazırlayabilirsiniz. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Tarifimiz de bu şekildeydi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.